Türkiye'de son yıllarda sahte altınla dolandırıcılık maalesef arttı. Sahtekarlar işlerini o kadar profesyonelce yapıyor ki 40 yıllık kuyumcular bile tuzaklarına düşebiliyor. İşte sahte çeyrek altınla yapılan bir dolandırıcılığın hikayesi. Bunu kesmeseydi zaten hiç kimse anlayamazdı. Sesi bile, gramı bile aynısını yapıyorlar yani bunu. Bu Cumhuriyet'in bile, 2,5'luğun bile sahtesini gramına göre aynı yapıyorlar. Sahte altın önemli bir sorun. Kalpazanlar işi o kadar ilerlettik ki 40 yıllık kuyumcular bile sahte altını gerçek sanabiliyor. Nasri amcalar yaklaşık 15 yıldır kuyumcu, babası ise tam 41 yıldır kuyumculuk sektöründe çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde birileri düğün takısını getiriyor ve içerisinden bir tanesi işte böyle sahte çıkıyor. Biz tabii işin uzmanı değiliz ama işin uzmanının bile bunu ayırt etmesi oldukça güç. Kalpazanların en fazla uzmanlaştıkları alansa çeyrek altın. Her türlü detayı taklit edebiliyorlar. Gramına ve rengine kadar da birebir aynı yapanlar oluyor. Dış kaplamasını da yapıyorlar. Ama içini kestiğiniz zaman bakır ya da gümüş çıkıyor. Sahtekarlar, Nasri amcalar gibi babadan kuyumcu birisini bile sahte altınla kandırmayı başarmış. Gümüşü altın diye satmış. Amcalar o sahte altını ibret olsun diye hala saklıyor. Ürünü kesip içine bakmanız gerekiyor. O anda da hani bir kesim yapamadık. Bir yüzük gibi bir ürün vardı. Kesemedik o an. Kalabalıktı başımız. Müşteri gittikten sonra biz 14 erdiği aldık ve müşteri gittikten sonra bunun gümüş olduğunu fark ettik. Ürünü kestikten sonra. Sahte altını ayırt etmek çok güç. Fakat imkansız değil. En kesin yöntemse keserek incelemek. Sahte altını anlamanın birçok yöntemi var. Eskiler bunu daha iyi bilecektir. Özellikle de böyle ısırma yöntemini denerlerdi. Daha sonrasında ise mihenk taşına sürerlerdi. Fakat kalpazanlar işi o kadar geliştirdi ki çeyrekleri altın kaplama yapıyorlar. Böylelikle de dışarıdan bakınca çeyrek gerçekmiş gibi anlaşılıyor. Fakat içini kestiğimizde ise sahte olduğu ancak anlaşılıyor. Durumun daha vahim tarafı ise bunu yapanlar bazen kuyumcular bile olabiliyor. Altın suyunda çok kaldığı için mihenk taşındaki o altın suyu orada kalıyor. Bunu da anlayamıyoruz. Ancak iyice açtığımız zaman içindeki renkten anlayabiliriz altının sahte olup olmadığını.